Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbul Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Tevbede Sebat Etmek Hazreti İsa Aleyhisselam bir seyahati sırasında sahradan geçerken yakıcı güneşin altında ibadet eden birini görür. Halbuki Adamın yanı başında kendisine gölge yapacak büyükçe bir ağaç varmış. İsa peygamber aleyhisselam adamın yanına varır. Adam selam verip ibadetini bitirince Hazreti İsa aleyhisselam şöyle der: "Ey Allah'ın kulu, niçin böyle güneşin altında sıcakta ibadet ediyorsun? Şu ağacın altında gölgede ibadet etmek iyi değil mi?" Abid kişi Hazreti İsa aleyhisselamı tanır ve şöyle der. Ya Nebi Allah şu 7 sekiz yüzyıllık ömür içinde gölgeye geçmek için zayi edecek nefesim mi var? Hazreti İsa peygamber aleyhisselam böylesine hassas düşünen abid kişiyi takdir edip yanından ayrılır. Ey Aziz! İsa peygamber aleyhisselam döneminde İnsanlar 7-800 yıl yaşarmış. Bin yıl da olabilir bu süre. Buna rağmen bir an bile başka bir şeyle meşgul olmuyorlarmış. Ömrün ne kadar uzun olursa olsun 100 yıl yaşamayacaksın. Bu kadar kısa ömrünü nefsin arzularında tüketiyorsun. Hiçbir derdin yok. Halinden kaygı duymuyorsun. Yoksa şeytana mı teslim oldun?'' Onun yoluna mı girdin? Deli misin nesin? Halin nereye varır bilemem. Tebe edip bozarsın. Birçok kez söz verir, sözünde durmazsın. Sen başına gelecek olan sondan korkmuyor musun? Hayrın başı korku üzere yaşamaktır. Halinden emin olmamak nihayetin azap olacağından korkmak. Kötülüğün başıysa Korkmamaktır Halinden emin olmak Kim korkuyorsa Bilsin ki emniyettedir Hak Teala Duhan Suresi 51. Ayeti Kerime'de Şöyle buyurur Müttakilerse Muhakkak ki bir emin makamdadırlar Allah ona rahmet eylesin Mesruk şöyle der Allah korkusu Kişiyi ilim sahibi yapar İlimle kibirlenmekse cehaleti doğurur. O halde Hak Teâlâ'dan korkan tevbe eder. Tevbesi üzere sabit kalıp yaşar. Canını verir ama tevbesini bozmaz. Tevbe edip salihlerin sohbetlerine devam eden kimse, nefs ve şeytanla savaşıyor demektir. Tevbesine böyle sadık kalan, hak yolunda hep gazadaymış gibi olur.'' Ama tevbesini bozduğunda nefsine ve şeytana teslim olmuş olur. Dolayısıyla nefs ve şeytanla mücadele büyük bir savaştır. Nefsi arzularından alıkoymak büyük bir başarıdır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşların birinde cihad etmekten dönerken şöyle buyurmuştur küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük cihat diye buyurdukları nefsle yapılandır. Nefse muhalefet etmek büyük cihattır. Hak Teala, Ankebut Suresi 6. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Zira Allah alemlerden müstanidir. Demek ki, tevbeyi bozup, salihlerin sohbetlerinden yüz çevirmek, savaştan geri çekilmek gibidir. Tevbeyi bozmakla kalmayıp, bir de salihler inkar edilirse, o zaman durum çok daha kötüdür. Savaşta, kendi tarafından karşı cepheye geçmek gibi, bu iki durum da kötüdür. Kişi tevbesini bozmadan, Salihlerin huzurunda itikadını sağlam tutmalı. Böyle kalırsa hem gazi hem de hacı gibi olur. Bağlı olduğu yola sadakati sağlam ve bu yoldaki talebi devamlıysa hem hacı hem de şehit gibidir. Birçoğu böyle yaşarken can vermiş ama tevbesini bozmamışlar. Bunlardan birini anlatayım. Bu istikamette nasıl karar verilir? Öğren. mansur Ammar anlatır. İsrail oğulları zamanında çok güzel bir kadın varmış. İnsanları kandırıp fitneye düşürürmüş. Evinin kapısı her zaman açık olur, kapısının karşısındaysa ise tahtı bulunurmuş. Kadın bu tahta oturur, evinin önünden geçeni avlarmış. Onu görende, kendisine aşık olur, fitnesine yakalanırmış. Kendisine ikinci kez gelmek isteyenden bir dirhem alırmış. Bu kadının yaşadığı şehirde bir de abid bir zat varmış. Nasıl olduysa bir gün kadının evinin önünden geçmesi gerekmiş. Gözü kadını bulunca tuzağa düşer, fitnesine kapılır. Hemen eve dönüp nefsiyle mücadeleye girişir. Nefsinin hakkından gelemeyeceğini anlayınca Allah'a yalvarıp yakarır. Ne yaptıysa gönlünden bu kadını çıkaramaz. En sonunda nesi varsa hepsini satıp paraya çevirir. Arkasından kadına gidip "Ey resim gibi güzel dilber, bu parayı al. Yeter ki bir gece seninle buluşmanın bağında arzuma kavuşup mes'ud olayım." der. Kadın adamlarına Parayı almalarını emreder. Bu abit adamla buluşmak için bir vakit ayarlar. Bu vakti beklemek üzere adam oradan ayrılır. Vakit geldiğinde bir çare abit kadının kapısını vurup içeri girer. Kadın onu tahtına oturtur. Adam kadına elini uzattığında Allah korkusu düşer gönlüne. Kendi kendine şöyle der: Abit zahit biriyim. Meşayihin önünde tevbe ettim. Bu kadar ibadet ettim. Allah'tan korkmadan ve peygamberden utanmadan bir fahişenin evine vardım. Halbuki Allah şimdi beni görüyor. Böyle der ve korkuyla vücudu titrer, rengi değişir. Kadın bu hali görünce, ''Ne oldu sana böyle? Niçin titriyorsun? Yüzünün rengi de değişti.'' diye sorar. Ey kadın der abid, Allah'tan korkuyorum, İzin ver gideyim. Verdiğim paralar da sana helal olsun. Böyle deyip ayağa kalkar, evden çıkmak üzere kapıya yönelir. Kadın arkasından yakalar onu, ismini ve evini sorar. İsmini ve evinin adresini verir adam. Sonra oradan hızlıca uzaklaşır. Kadın da öylece arkasından bakar. Abid Sat dışarıdan duyulacak şekilde ağlayarak evine varır, tevbe eder. Bu aziz insanın Allah korkusu, tevbe edip ayılması kadını etkiler. Onun da gönlüne bir kıpırtı düşer. Halini düşünüp korkmaya başlar. Şöyle düşünür. Bana eyvahlar olsun. Benimle yaşayacağı şey onun ilk günahıydı. Halbuki ömrüm günahla geçti. Şimdi benim halim ne olur? Korktuğu Allah, benim de Allah'ım değil mi? Hemen evinin kapısını kapatır, yaptığı işten tevbe eder, giydiği ipekli elbiseleri satar, eski elbiseler giyinip, ibadetle meşgul olmaya başlar. Bir zaman sonra, tevbe etmeme vesile olan, şu aziz zatı gidip bir göreyim. Kabul ederse, helali olayım.'' dinimi de kendisinden güzelce öğreneyim der. Malı, rızkı, kölesi hizmetçisi, neyi varsa hepsini kendisi gibi istikamete sokar. Öylece aziz adamın kapısına gelir. Kapıyı açan hizmetçi, efendisinin içeride olduğunu söyler. Geri döner, efendisine kapıda bekleyenin olduğunu haber verir. Abid zat kapıya gelir.'' Kendisini yoldan çıkaran kadını görünce haykırıp oraya düşer, can verir. Kadın bu manzara karşısında şaşırıp kalır. Adam kadına giderken tebesini bozmaya niyet etmiş ama bozmadan geri dönmüştü. Buna rağmen sırf tebesini bozmaya niyet etmesine sebep olan kadını gördüğü için can verir. Kadın olanlar karşısında kendini kınar. Sen bir günde birçok tevbeyi harap edersin. Buna rağmen kaygı taşımazsın diye sitem eder kendine. Abit adamın çok salih bir kardeşi varmış. Kadın bu salih kardeşle evlenir. Mallarını, kölelerini ve hizmetçilerini Allah rızası adına kocasına bırakır. Bu evlilikten on çocuğu olur. Çocukların hepsi de alim ve salihlere karışır. Ey kardeş! Tevbenin üzerinde sağlam durmak gerekir. Canın pahasına tevbeyi bozmamak lazımdır. Tevbeyi öyle sağlam tutmalı ki tevben başkasının tevbesine de vesile olsun. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle der. Kişi öyle tevbe etmeli ki kendisinin bağışlanmasına sebep olduğu gibi başkalarının kurtuluşuna da vesile olsun. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali de şöyle der. Sadece edeni kurtaran tevbeye tevbe mi denir? Tevbe odur ki sahibiyle birlikte birçok kişiyi kurtarır. Tevbe eden kurtulduğu gibi kendisiyle birlikte birçoğunun da kurtulmasını sağlasın. Ey kardeş! Bu kadar tevbeni tekrarlayıp durmana rağmen bir huyunu bile değiştiremiyorsun. Birçok kötü huyu taşımaya devam ediyor, onlardan kurtulmak konusunda ihmarkarlık gösteriyorsun. Bunun sebebi nedir bilir misin? Anlatayım bunu. Tevbe ediyorsun ama şartlarına uymuyorsun. Kötü arkadaşlardan ayrılmıyor, Salihlerin sohbetlerine katılmıyorsun. İşini gücünü bırakıp salihlerin yanına gelmeyi, bir an onların yüzlerine bakmayı ganimet bilmiyorsun. Şu gerçeği kabul et. Onların sohbetiyle iki cihanın saadetini bulursun. Allah ona rahmet etsin. Bayezid Bistami bir gün dostlarına bu gece sabaha kadar La ilahe illallah demeye çalışmama rağmen söyleyemedim der. Dostları niçin diye sorar. Çocukluğumda ağzımdan kötü bir söz çıkmıştı. Aklıma bu geldi. Utancımdan sabaha kadar La ilahe illallah diyemedim. Ey aziz! Şeyh ömründe bir kez kötü laf etmiş. Bunun için Birçok kez tövbe etmiş ama aklına geldikçe hala hatasından utanıyor. Sense ağzına geleni hiç utanmadan söylersin. Bir de salihleri beğenmez, onları ayıplarsın. Azizim, salihlerin sohbeti tesirlidir. Bunların meclislerinden ayrılma. Onlarla yapacağın sohbetin bereketiyle sen de bir nur bulursun. Bu nurda yücelerin yücesine ulaşmaya gayret etmelisin. Yüzünü yukarılara çevirip aşağılardan uzaklaşasın. Zira fasıklarla arkadaş olan cehenneme layık olur. Salihlerle arkadaş olansa cennet derecelerini kazanır. Cenab-ı Hak Maide Suresi 2. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Salihler ve sufiler gaflette olmaz. Her zaman maksatları Allah'ın rızası olur. Devamlı bunlardan yardım iste, eteklerine yapış, onlarla dost ol. Ey canım, sen de T5 şarabından içip ebedi sarhoşluğu bulmak istiyorsan, sufilerin sohbetlerine mutlaka katıl. Onlarla birlikte ol. Meşayihin eline sağlam tutun. Onlar T5 şarabını dolu dolu içer. Böyle oldukları için günahkar miskinler önlerinde diz çöker. Meşayih, Günahkarları can gözünün sürmeli yamaçlarında gezdirir. Miskin talipler bu zevkin hatırı için neleri varsa bunları huzura takdim eder. Meşai, kendisine bağlanan talibe tevbe şarabından içirir. Onları mest ve hayran bırakıp iki cihandan geçirir. İnsan mest olup bahadır olamayınca pervane gibi aşk mumuna atılmaz. Aşk ateşine atlayan, can gözüne sürme çekip her şeyi terk eder. Oğul kız, ev bark, her bir şeyi unutup dosttan yana kanat açar. Ey aziz kardeşler! Mürşitlerin her biri zamanının Süleymanıdır. Öyle Süleyman ki nefsi emmare devlerini zincire vurur. Evet, talip olan şeyhinin peşine takılmalı korku kamçısını alıp nefsini şeyhinin yanında sürmeli. Hiçbir zaman kendini emniyette görmemeli, nefsine meydanı dar etmelidir. Bir an dahi olsa meydanı nefse bırakmamalı. Meydanı ona bıraktığında nefs fitne ve yoruma sapar. Böylelikle geri düşen talibi fitneye düşürür. Nefsin meydanı genişledikçe ruha kasvet çöker. Nefse ayrılan meydan daraldıkça da korku hali galip gelir. Hak Teâlâ'dan korkandan bütün mahlukat korkar. Sözün kısası, nefse geniş alan bırakılırsa Allah korkusu gider, gönül kararır. Hak korkusu kalmayınca bu sefer kişi her bir şeyden korkmaya başlar. Cenabı Hak Beyyine Suresi 8. ayeti kerime de şöyle buyurur. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbinden korkan kimse içindir. Müminler için korkunun gerekli olduğu, Ali İmran Suresi 175. ayeti i Kerime'de ortaya konuluyor. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Hak ala Hazreti Davud Aleyhisselam'a Ey Davud! Yırtıcı hayvanların eline düşenlerin korktuğu gibi Benden kork ki hışmımdan emin olabilesin diye vahyetmiştir. Demek ki tevbe eden kimsenin tevbesinde sabit durması için korkması gerekiyormuş. Cenab-ı Hak Fetih Suresi 2. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyor. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola eriştirsin. Geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde yetmiş kez Tebe ve istiğfarda bulunurdu. Sahih-i Buhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kalbime bazı şeyler gelir.'' ve ben günde yetmiş kez, bazen de daha fazla tevbe ve istiğfarda bulunurum. Burada şöyle sorulabilir. Hak Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlayıp affettiğine göre niçin bu kadar tevbe ve istiğfarda bulunmaya lüzum görmüştür? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine her gün ilahi feyz ilham yoluyla inerdi. Bir gün gelen feyz, bir sonraki gün gelene perde olduğundan günde yetmiş kez veya daha fazla tevbe ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevbe ve istiğfarı veya diğer ibadetleri daha çok ümmeti içindir. Ümmete misal olmak nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek için. Vallahu alem. O böyle yaşarken tekamülü ve Rabbine yakınlığı artıyordu.''